Galatasaray Lisesi'nin kurucusu Gülbaba. II. Sultan Bayezid zamanında İstanbul'un Türkler tarafından fethi asrında Galata surlarının arkası Beyoğlu tamamen kırlık ormanlık. Galata frenkileri, zengin İstanbullular oraları avlanmaya çıkarlardı. Bir kış günü Sultan Bayezid de orada ava çıkmıştı. Yolda bir kar tipisine tutulmuş, şimdi boğaz kesen yokuşu dediğimiz yerde pek bunalmış. Bir yer bulsak da sığınsak derken gözüne bir kulübe ilişmiş ve atını hemen oraya sürmüş. İçeri girince bir de ne görsün? Gürül gürül yanan bir ocak, ibadetle meşgul ihtiyar bir münzevi derviş. Kulübenin içi saksı saksı güllerle donatılmış ve her fidanda üçer beşer, beşer çiçek açmış. Kulübe bir gülistan halindeymiş. Padişah çok memnun olarak, Gül baba demiş, bir arzun varsa emredin yapayım. İhtiyar da padişahım demiş, kulübemin bulunduğu şu tepeciye bir mektep yaptırt. Ben de ahir ömrümü senin sayende bu gördüğün çiçeklerim ve cıvıl cıvıl çocuk sesleri arasında geçireyim. Sultan Bayezid derhal emir vermiş, orada geniş bir araziyi duvarla çevirmişler. Her biri ikişer yüz çocuk alacak üç koğuş. Her koğuşa bir hamam ve zabitan dairesi ve bir büyük mutfak ve bir cami ile beraber Galatasaray Acemi Oğlanlar Mektebi inşa edilmiş. Elif Bey hocalığına da Gülbaba tayin edilmiştir.